Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayıları sıralama, yani büyüklük küçüklük bakımından karşılaştırma ve sıraya koyma konusunu anlatacağım. Konuyu anlamak aslında zor değil, gayet kolay bir konu. Fakat bu konuyla ilgili bazı sorularda öğrenciler çok sık hata yapıyorlar. Özellikle bu sorulara dikkat etmenizi öneriyorum. Biraz sonra çözümlerini sizlere göstereceğim. İlk önce konuyu şöyle bir kısaca özetleyelim. Doğal sayılar, bakın burada iki tane doğal sayıyı karşılaştırıyoruz. İlk önce basamak sayılarına bakacağız. Bakın buradaki 9.796 4 basamaklı. 10.001 sayısı ise 5 basamaklı. Burada hiç rakamları karşılaştırmama gerek yok. Buradaki 9.796 küçüktür diyeceğiz. Ve şu işareti de bakın, küçük olan sayı kapalı olan yere gelecek. Büyük olan sayı ağzı açık taraf diyorum ben bu yöne. Ağzı açık olan tarafa gelecek. Şu iki sayıyı karşılaştırdığımızda bakın 5 basamaklı ve 4 basamaklı. Zaten 5 basamaklı büyük oluyor. Bu kez işaretimi bu yönde koyacağım. Büyük olan sayı açık olan tarafa gelecek. Küçük olan sayı kapalı olan tarafa. Devam edelim. Bakın burada iki tane 5 basamaklı sayı var. Burada basamak sayıları aynı. O zaman ne yapacağız? İki farklı yöntem uygulayabiliriz. Nedir? İlk önce en büyük basamaktan başlayarak rakamları karşılaştırırız. Yani en başta 3 var, burada 2 var. 3 büyük olduğu için işaretimi hemen bu şekilde koyuyorum. Çünkü diğer rakamlara bakmama gerek kalmadı. Ya da ikinci yöntem, bölük bölük karşılaştırırız. Yani şöyle. Bakın binler bölüğünde 36 var, burada 26 var. Zaten 36'nın 26'dan büyük olduğunu biliyorsunuz. Böylece hemen işareti koyabilirsiniz. Buradaki doğal sayılara bakalım. İlk önce rakam rakam karşılaştıralım. 5, 5 aynı. Kimin büyük, kimin küçük olduğunu anlayamadım. Ne yapıyorum? İkincilere bakıyorum. 4, 4 yine aynı. 6, 6 yine aynı. Devam ediyorum. 7 ve 3. İşte burada ayırt ettim. 7 büyük olduğu için 3'e göre o zaman baştaki sayı daha büyük oluyor. Ya da ikinci yöntem, bölük bölük baktığımızda bakın birinci olarak binler bölüğünde 546, burada da aynısı. Binler bölüğünden anlayamadık. O zaman birler bölüğünde 798 ve 315 var. 798'in büyük olduğunu anlıyoruz ve hemen işaretimizi böyle koyuyoruz. Şimdi buradaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. İlk önce ne yapıyorduk? Basamak sayısına bakıyorduk. Birinci doğal sayımız 5 basamaklı. Diğeri 5 basamaklı. Diğeri 4, 5 basamaklı ve 5 basamaklı. Şimdi şu 4 basamaklı olan bir kere en küçük. Bunu en sona yazalım, değil mi? 9.995. Çünkü o bir tane zaten. Diğerleri 5 basamaklı. 9.995. Bunu en arkaya, en küçük olarak gönderdim. Şimdi 5 basamaklılar arasında kim en büyük? Baştakilere bakıyorum. 1, 1, 8 ve 1. 8 olan doğal sayı birlerden çok olduğu için o zaman şu doğal sayıyı en başa yazıyorum. En büyük bu. Yani 85.699. Şimdi 1, 1, 1, 1 de değil mi? İkincilere bakalım. 5, 0 ve 1. 5 diğerlerinden büyük. O zaman buradaki sayıyı ikinci yazıyorum. 15.768. Ben bir de böyle çiziyorum. Yani yazdıklarımı elemiş oluyorum. Geriye kalanlara bakıyorum. Daha kolay oluyor. Yoksa kafa karışabilir. İsterseniz siz de böyle sıraladıktan sonra böyle birer tane çizgi veya işaret koyabilirsiniz. Devam edelim. Neydi? Bunda 0 vardı. Bunda 1 vardı, değil mi? O zaman 1 sıfırdan büyük olduğu için bu sayıyı koymalıyım. Yani 11.569. Bu da gitti. 10.004. Evet, bu şekilde sıraya koymuş olduk. Devam edin. Birkaç alıştırma daha yapalım. Sonra işlemleri o bahsettiğim öğrencilerin hata yaptığı soruları anlatacağım size. Şunları sıraya koyalım. Bakıyorum. İlk önce basamak sayılarına yaklaştırayım. 6 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı, 5 ve 6 basamaklı. En büyük 6 basamaklar ama hangisi büyük? Başta 2 var, 7 var. O zaman bu büyük. Yani 743.893 bunu koyduk. Sonra diğer 6 basamaklı 275.622. Sonra 5 basamaklar arasında kim büyük? Bakıyorum 4, 4, 3, 3. 4 ve 6. Ha, 6 büyük. O zaman 43.698. Sonra bu sayımız 43.479.
Ve en küçük 4 basamaklı sayımız var. 9489. 9489. Böylece bunu da tamamladık. Diğerine bakalım. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı, 4 basamaklı ve 5 basamaklı. En çok, en büyük 6 basamaklı olduğuna göre bunu en başa yazacağım zaten. Bir tane o. 100.874. Şimdi 5 basamaklardan hangisi büyük? Bu kez bölük bölük gidelim. Değiştirelim yöntemimizi. 89, 25 ve 25 var. 89 tabii ki diğerlerine göre büyük. O zaman bunu koyuyorum. 89.532. Şimdi 25.000'lerde kim büyük? 537, 578. 578 fazla değil mi? O zaman 25.578. Sonra bunu koyuyorum. 25.537. Ve en küçük 4 basamaklı. 9.637. İşte benim bahsettiğim sorular bunlar. Şöyle. Bakın burada A büyüktür diyor buradaki işlem. Bu işlem işleminde A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk önce buradaki işlemi yapmamız gerekiyor. Yani 2485 ile 36'yı toplayalım. 11, 9 oldu. 3 daha 12, 5 oldu. 2521. Şimdi ifadeyi yazıyorum. A büyüktür 2521'den. Şimdi şıklı olduğunda böyle sorularda 2521'i yapınca öğrenciler genelde 2521 olan şıkkı işaretliyorlar ama değil. Yani 2521'den büyük olanlar kim var? Ve diyor ki bu büyük olanlardan diyor buraya A'nın yerine gelebilecek yani şu sayıdan büyük olan bu sayılardan en küçüğünü yazalım diyor. En küçüğünü yazalım dediğinde şuradaki sayının bir tane fazlasını düşüneceksiniz. Yani A'nın yerine o zaman bakın 2521 var ya 2522 yazmalısınız. Bakın işte bu. Aradığımız doğal sayı cevap bu olacak. Devam edelim. Burada ise böyle sorularda ise şöyle bakın ilk önce soruyu okuyayım da sonra anlatayım. Ben hemen anlatmaya geçtim yani acele ettim. Buradaki bir A ile B'nin toplamı var. Büyüktür diyor buradaki işlem 2876 işleminde. B sayısı 157 olduğuna göre A en az kaç olmalıdır? Şimdi bakın B'yi yerine yazıp öyle tarif edeyim. A'yı soruyor. A artı B'nin yerine 157 yazalım. Ve büyüktür diyor 2876'dan. Şimdi burada ilk yapmamız gereken buradaki büyüktür işareti yerine sanki mouse'cuktan diyelim eşittir olduğunu düşüneceğiz. Yine yazıyorum hepsini yerine sonra işlemin sonucunu göstereceğim. Yani sanki bunu düşünmeyip eşitmiş gibi düşüneceğiz. Şimdi böyle bir toplama işlemi olduğunda biz buradaki A'yı nasıl buluruz? Şu sonuç kısmından buradaki 157'yi çıkarırız ve A'yı buluruz değil mi? O zaman yapalım bu işlemi. Yani 2876'dan 157'yi çıkaralım. 6'dan çıkmaz. 16'dan 7 çıktı 9. 6'dan 5 çıktı 1. 7. 2719. Şimdi yerine koyalım. Yani 2719 koyacağız ama hadi koyalım. Sonra yine tarif edeyim. Eğer A harfi 2719 olsaydı ve 157 ile toplasaydık buradaki sayıyla eşit oluyordu. Ama diyor ki en baştaki işleme baktığımızda A'nın yerine bir sayı koymalıyız ve buradaki işlem diyor bu sayıdan yani 2876'dan büyük olsun diyor. O zaman ben 2719 değil 2720 yani bir fazlasını koymalıyım. Ve buraya diyor gelebilecek A harfinin yerine gelebilecek en az sayı. En az sayı dediğinde ne demiştik? Bunun bir fazlasını düşünmeliyiz. Yani A'nın yerine 2719 değil 2720 koymalıyız. Cevap bu. Devam edelim. Aşağıdaki soru da yukarıdakine benziyor ama çıkarma işlemi. Okuyalım. B eksi A küçüktür 285 işleminde. A 64 olduğuna göre B en çok kaç olmalı? Şimdi yapalım. B eksi A'nın yerine 64 koyuyorum. Küçüktür 285'ten. Ne demiştim? Bu işlem yerine ilk önce mouse'cuktan hayali olarak bunları eşitmiş gibi düşüneceğiz. 285, 64 ve B. Şimdi bir çıkarma işlemi var değil mi? Çıkarma işleminde en baştaki yani eksilen sayıyı biz nasıl buluyorduk? Şu 285 ile 64'ü toplardık değil mi?
yapalım. Çıkarma işlemini hatırlayın. Bu B'yi bulmak için bunları toplamam lazım. Topluyorum. Ve 5, 4 daha 9, 8, 6, 14, 349. Yani ben B harfinin yerine 349 yazsaydım ve şu işlemi yapsaydım bunlar eşit olacaktı, değil mi? O zaman buradaki en baştaki işleme bakalım. Bu tarafın, yani şu harflerin olduğu tarafın küçük olması gerekiyor. O zaman ben buraya 349 değil, birazcık küçük bir sayı koymalıyım. Yani 349'dan bir küçüğünü koymalıyım. Ne koyacağım? O zaman 349 yerine 348 koyacağım. Yani cevap 348 olacak. En çok diyor. En çok bunu koyabilirim. Bir de şunu göstereyim. Madem bu cevabı bulduk, cevabı koyduğumuz zaman bakalım bu işlem gerçekten böyle oluyor mu? Deneyelim. B'nin yerine ne koyacakmışız? 348, değil mi? 348'den A'yı çıkaracağız, 64'ü. Bakalım ne olacak? 8'den 4 çıktı, 4. 4'ten 14'ten 6 çıktı, 8. 284, değil mi? Bakın burada kaç var? 285. Şimdi yerlerine koyuyorum. Şu işlemin sonucu 284 oldu, değil mi? Küçüktür 285. Evet, buradaki ifadeyi doğru olarak yaptık, değil mi? Küçük oldu bakın. Demek ki böyle sorularda bu şekilde, yani eşitmiş gibi ilk önce işlemleri yapacağız. Sonra bulduğumuz sonucun yani bir yakınlığı, en yakın hangisi gerekiyorsa, küçükse küçüğünü, büyükse büyüğünü yapacağız. Devam edelim. Bazı sorular yine değişik sorular yapalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır diyor sorumuz. Hemen kontrol edelim. 25.000, 24.000, 2.000, 22.000. Bakın burada iş bozuldu. Bu yanlış. 25.000, 3.000, 6.000, 88.000. Burası da karışık. Bu da yanlış. 82.000, 79.000, 19.000, 9.000. Evet, başındaki bölüklerden bunun doğru olduğunu hemen çözdüm. C şıkkı. Bu zaten uygun değil. 17 zaten iki basamaklı. Büyük koymuşlar. Zaten bu da gitti. Şimdi buna bakalım. 2877'den küçük en büyük sayı ile. Bakın şundan küçük en büyük sayı ile. 1524 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır? Şimdi bu ifadeler öğrencilerin kafasını biraz karıştırıyor. Hiç karıştıracak bir şey yok aslında. Diyor ki bundan küçük olsun. E bunda bu sayıdan küçük kim var? Bir de söyleyebilirim. İki de var, üç de var. Ama diyor ki buradaki doğal sayıdan küçük olanların en büyüğü olsun. Ya o zaman buna en yakın sayı olacak. 2876 olacak o zaman. Yazalım. 2876. 1524 sayısından büyük olsun diyor ama büyük olanların diyor en küçüğü olsun diyor. O zaman buna yakın bir sayı, hemen yanındaki 1525 büyük olsun diyor ya, 24'ten büyük yapıyorum. Yani. Ve bunların toplamı diyordu. İşte bu kadar. 6, 5 daha 11, 8, 2 daha 10, 50 var yine 1, 9, 5 daha 14, 3, 1 daha 4. Cevap 4401 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.